Kayıtta mıyız? Evet sayın seyirciler, şu anda olay yerindeyiz. Etrafımızdaki insanlar çok büyük bir panik içerisinde çünkü olay çok büyük. Şu anda adli tıp uzmanları içeride ve dedektifin gelmesini bekliyorlar. Henüz bize de bir bilgi verilmedi. Siz gördünüz mü? Bu kadar sıçmış. Maalesef yanında oturan arkadaşım benim kadar dirayetli çıkamadı, kaldırdı konu. Evet, dedektif şu anda, dedektif olay yerine geliyor. Konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Tetkik etmeden hiçbir şey söyleyemeyiz. Ne kadar olduğu söyleniyor peki? Soruşturmayı derinleştireceğiz. Peki beyefendi, ne zaman açıklama, ne zaman olur? Gerekli açıklama yapılacak arkadaşlar. Teşekkürler. Evet. Açalım bakalım ne varmış. Lanet olsun dostum, bu ne? Evlense çocuğu olur. Tek kişinin yapabileceği bir iş değil bu. Olayda örgüt kokusu alıyorum. Tek kişiyse de çok azılı bir manyakla karşı karşıyayız. Evet dostum, çok kötü bir çocukluk geçirmiş. Nereden anladın? Suratındaki ifadeden. Bak, şuralardaki çizgilerle sanki bize bir şey anlatmak istiyor gibi. Adli tıp raporunu 24 saat içinde istiyorum. Bundan sonrası bizde. Bulduğum her delilden sizi haberdar edeceğim. Gel bakalım ufaklık. Şurayı da atabilirim. Şirketin çalışan listesi. Olay saatinde herkes buradaymış ama kimse girip çıkana dikkat etmemiş. O zaman herkesi sorgulayacağız. Sorgu odasını hazırlayalım. Bayanlar baylar, çok kısa konuşacağım. İçeride bir insanlık suçu işlendi ve hepiniz muhtemel şüpheliler arasındasınız. Hepinizi teker teker sorgulayacağız. 3 gündür sevgilisinde kalıyor. Utangaç çocuk tabii. Oraya yapamadı. Geldi buraya yaptı. Yoga'ya başladım. İçimdeki kötü şeylerden arınacağım diyordu. Bence kesin durdu bugün arındı ha. Böyle büyük bir kütleyi ancak bu bırakabilir. Başka kim yapacak? Yine bana suç atacaklar ya. Hep şişman olduğum için. Oğlum ben sizin gibi sıçamadığım için şişmanım. Vallahi hiç bize bakma dedektif. Böyle bir kütlenin oluşması için sürekli oturmak gerekiyor. Bak biz burada teknik ekibiz. Kesin içerikçiler yapmıştır. Kesin. Biz neleri yok ettik. Yani biz yapsak onunla yok ederdik. Photoshop, After. Biz gene çekim ekibe çıkıyoruz yani. Biz yapmayız. Yapmayız yani. Ben titizim. Evden başka bir yerde yapamam zaten. Abi ben zaten minyon bir şeyim. Benden çıkmaz ki o ya. Amirim. Biz zaten satış ekibi olarak hep dışarıdayız. Ya zaten o oradaysa ben neredeyim? Ya ben buradayım, o nerede? Yani o orada. Bizde zaten hiyerarşi bile yatay. Dikey değil, biz dikey yapamıyoruz. Ben sadece makyaj temizliyordum. Dışarıya gittiğimiz zaman günde hep başka ajanslarda, toplantılarda yapıp işimizi orada görüp geliyoruz. Yani ben sanatımda da eksperyonizm sevmem. Dışa vurmam ben, hep içimde tutarım. Dedektif, şüpheli slime'ymiş. Slime mı? Slime. Boraksla yapılan renkli bir hamur. Ünlü olmak isteyen herkes bununla bir şey yapıp videosunu çekiyor. Bu lanet olası herif de slime yemiş. Burada slime yapan kimse var mı? Biz prensip olarak slime yapmıyoruz. Onu youtuberlar yapar. Peki en son buraya ne zaman youtuber geldi? Bugün geldi biri görüşmeye. Efendi bir çocuktu. Güvenlik kameralarına bir daha bakalım. Dosya kapanmıştır. Bu hıyar şimdi gidecek, YouTube kanalında nasıl sıçtım diye bunu yayınlayacak.